Arkadaşlar Türk İslam devletlerinin kültür ve medeniyetlerine baktığımızda bir başka önemli alan yazı dil ve edebiyat kısmıdır. Yazı dil ve edebiyat kısmında öncelikle devletlerin kullandıkları resmi dillere, bilim dillerine ve konuşma dillerine bakalım. Öncelikle Karahanlılar'da arkadaşlar resmi dilin Türkçe olduğunu biliyoruz. Karahanlılar Türkistan civarında kuruldukları için kuruldukları bölgedeki halkın tamamına yakını Türklerden oluşmaktaydı. Bu yüzden bir ulus devlet konumunda oldukları için de resmi dilleri Türkçeydi tek bir millete dayanan bir devletti yani. Hatta eski geleneklerini koruyarak Uygur alfabesini kullanmış ve Hakaniye lehçesini de kullanmışlardır aynı zamanda. Ama Büyük Selçuklara baktığımızda İran bölgesinde kurulduğu için ve daha çok halkının dayandığı temel İran kökenli olduğu için daha çok resmi dilleri Farsçadır. Bu anlamda Büyük Selçuklar İran kültüründen de etkilenen bir Türk devletidir. Ancak bilim dili Arapça ama bunun dışında sarayda konuşulan dil ise Türkçedir. Gazneliler'de ise resmi dil Arapça Bilim ve edebiyat dili ise Farsçadır. Türk İslam tarihinde önemli edebi eserler yazılmış arkadaşlar. Bunların bir kısmı Karahanlılara, bir kısmı Gaznelilere, bir kısmı da Büyük Selçuklulara ait. Karahanlılara ait yazılı eserlere baktığımızda Kutatkubilik yani Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutatku bilik mutluluk bilgisi anlamındadır ya da mutluluk veren bilgi anlamındadır. Bunun dışında Arapça Türkçe sözlük anlamına gelen Divan-ı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış. O dönemde Türkçenin en az Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlayabilmek için dönemin halifesine sunulmuş bu Divanı Lügati't Türk adlı eser. Bunun dışında Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmeti, Edip Ahmet Yükneki'nin Atabeytül Hakayık adlı eseri, Karahanlılar dönemine ait eserlerdir. Ama bunun dışında eee Gazneliler döneminde Firdevsi'ye ait Şehname vardır. Hatta Firdevsi Şehname adlı eserini Sultan Gazneli Mahmut'a sunmuştur ve yine Büyük Selçuklu Devleti döneminde meşhur vezir Nizamülmülk tarafından yazılan Siyasetname en önemli yazılı eserler arasındadır. Bunun dışında arkadaşlar Türk İslam dünyasında Selçuklular ve diğer Türk devletleri döneminde gerçekten çok önemli bilim adamları da yetişmiş. Özellikle bilim alanına baktığımızda Türk İslam devletlerinin o dönemde ileri bir durumda olduğunu görüyoruz. Türk İslam devletlerinde eğitim biliyorsunuz medreselerde verilir. Selçuklularda, Büyük Selçuklu Devleti'nde ilk medrese arkadaşlar Tuğrul Bey döneminde Nişabur'da açılmıştır. Ancak yine Büyük Selçuklu Devleti döneminde, Alparslan döneminde Bağdat'ta açılan, Nizamülmülk tarafından açılan ilk üniversite olarak görülen Nizamiye Medresesi de e, Türk İslam dünyasında önemli bir eğitim kurumudur. Nizamiye medresesinin açılmasının sebebi de aynı zamanda o dönemde devlet memuru ve eğitimli eleman ihtiyacını karşılayabilmek için açılan bir kurumdur. Ama aynı zamanda Batınilik hareketine karşı olarak ideolojik olarak gençlerin eğitilebilmesi için açılan medreselerden birisidir. Bunun dışında önemli bilim adamları Türk İslam dünyasında görülüyor. Bunlardan biri İbn Sina'dır. İbn Sina biliyorsunuz ki özel olarak tıp alanında e, çalışmalar yapmış. Hatta özellikle kan dolaşımını ortaya çıkartan kişidir aynı zamanda İbn Sina. E, ve hatta e, fizyolojik rahatsızlıkların ruhi rahatsızlıklardan kaynaklanacağını ortaya koyan kişidir. Yani ilk medikal psikologdur aynı zamanda. En önemli eseri Batı'da 14 ayrı dile çevrilmiş El Kanun Fit Tıp adlı eseridir. Bunun dışında e, cebir alanında oldukça ileriye giden ve sıfırı ilk kez kullanan Harizmi Kitabül Cebir adlı kitabını yazmıştır. Bir başka Türk İslam bilgini arkadaşlar Farabi'dir. Farabi'nin en önemli eseri Medine-tül Fazıladır. Farabi aynı zamanda arkadaşlar kendi döneminde ilk kez Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan kişidir. Bu anlamda Türk İslam dünyasında önemli düşünürlerden birisidir aynı zamanda. Gazneliler döneminde yaşamış el özellikle coğrafya, matematik ve astronomi alanında önemli eserler vermiş. En önemli eseri Asar-ı Bakiye adlı eseridir ve özellikle bilimi daha çok tasavvufla anlatmayı amaçlayan, e, dine dayandırmaya çalışan Gazali, İhyaül ül Umumiddin adlı eserini kendi döneminde e, ortaya çıkarmıştır. Bunun dışında Türk İslam devletlerinde e, sanat alanları var. Özellikle güzel yazı sanatı adı verdiğimiz Hüsnü Hat Sanatı, el yazması kitapların altın tozu ile süslenmesi şeklinde olan Tesip Sanatı, yazı işleme sanatı dediğimiz Nakkaşlık, Desen sanatı denilen ve Türk İslam dünyasında çok sık görülen ebru sanatı, yine Türk İslam devletlerinde çok sık görülen çizgi resim sanatı dediğimiz minyatür, kabartma sanatı olan kakmacılık, el oyması ve işlemeciliği dediğimiz oymacılık ve yine Türk İslam dünyasında çok yaygın olan çinicilik, çini yapma işi de Türk İslam devletlerinde el sanatları arasındadır. Yine mimari alana baktığımızda arkadaşlar Türk İslam dünyasında ilk Türk İslam devletlerinin çok önemli mimari eserler ortaya koyduğunu biliyoruz. Karahanlılar dönemine baktığımızda Buhara Camii, en eski Türk İslam mimarisi olan Arap Ata Türbesi, Semerkant Medresesi ve Ayşe Bibi Türbesi bu döneme ait en önemli mimari eserler arasında. Gaznelilere baktığımızda Zafer Kuleleri, Leşkeri Bazar Camii, Leşkeri Bazar Sarayı bu dönemin en ünlü eserleridir. Yine Büyük Selçuklu Devleti döneminde mescid Cuma, Nizamiye Medreseleri, Ribat Şerif Sultan Sencer Türbesi, Çağrı Bey Türbesi, Siirt Ulu Camii, Diyarbakır Ulu Camii, Büyük Selçuklular döneminin en önemli mimari eserler arasındadır. Yine arkadaşlar son olarak şunu da söylemek gerekirse Mısır'da kurulan Tolunoğulları Devleti'nin en önemli olarak ortaya koyduğu mimari eser de Mısır'daki ilk Türk İslam mimarisi olan Tolunoğlu Camii'dir. Müzik